Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Yaşayan yaşamayan her yaş grubunda telefon alınmazsa evde kavga bile çıkıyor derecesinde diye dile getiren izleyicilerimiz var. Özellikle kanser tedavisi aşamasında rolü var mıdır geciktirme anlamında ya da kanser riskinin basamak aşaması diyebilir miyiz telefonların hocam? Bunlarla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar var. Tedavi hastalıkla ilgili yapılan bilimsel açıklamalar var ama bir süre sonra bunları daha net bir şekilde sizlere paylaşabiliriz. Daha üzerinde tam çalışmalar bittikten sonra paylaşmakta fayda var. Ama günlük hayatımızda hepimizin dikkat etmesi gereken telefon kullanımı ile ilgili, cep telefonlarının kullanımı ile ilgili bir iki tane püf noktası var. Onları da vermek istiyorum. Çok memnun oluruz. Birincisi, özellikle telefonları çocuklardan uzak tutmamız gerekiyor. Neden? Çocukların vücudundaki su oranı biraz daha yüksek olduğu için çocukların vücudu onu anten gibi kullanır. Yani çocukların özellikle büyüme çağında olduğu için, hücre gelişimi olduğu için onlara zararı daha fazla olur. Onlardan uzak tutacağız. Daha sonra gençlik döneminde sadece mesaj çekebilirler. Onların da konuşmaları çok fazla sağlıklı olmaz. Üçüncüsü, bizler kullanırken özellikle akşamları cep telefonumuzu yastığımızın altında asla bekletmememiz gerekiyor. Bu gece gelebilecek her telefon, her alarm, her bir şey elektromanyetik radyasyon yaydığı için, elektromanyetik bir hareketlilik yaydığı için hastalarımız normal sağlıklı kişilerde etkilenmektedirler. Yine kapalı alanlarda, örneğin asansörde çıkıyoruz, cep telefonumuz çekmedi diye ısrarla çaldırıyoruz. Bunu yapmamak gerekir. Çünkü o bölgeye yakın baz istasyonuna ulaşana kadar bir sürü dalga geliyor. Yani elektromanyetik dalga geliyor ve bunlara ulaşana kadar, özellikle o bir de bizim kulağımıza yakınsa kesinlikle kapalı yerlerde kullanmamamız gerekiyor. Hamilelerin kullanmasını önermiyoruz. Cep telefonu kullandığımız yer, özellikle göğüs bölgesi, yumurtalıkların bulunduğu yerlere yakın yerde taşımamamız gerekiyor. Çantamızın en dışında taşımamız gerekiyor. Öyle söyleyebiliriz. Akşamları özellikle çok fazla uykuya daldığımız zaman bizim tam vücudumuzun dinlenme döneminde gelen telefonlarla çok etkilenebiliriz. O yüzden yatak odamızdan biraz önce söylediğim gibi uzak tutmamız gerekiyor. Yolculuk yaparken kullanmamamız gerekiyor. Neden? Yolculuk yaparken bir baz istasyonundan öbür baz istasyonuna geçtiği dönemde yine çok fazla elektromanyetik hareketlilik olur. O zaman da yolculukta da kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. İlk telefonu açtığımız zaman görüşme sırasında en fazla yine zararlı dönemdir. Telefonu açarken vücudumuzdan uzak tutacağız. Alo sesi geldikten sonra kulağımıza koyabiliriz. Özellikle kulaklık kullanabiliriz. Evet. Yani vücudumuzla temasını ne kadar az tutarsak bizlere o kadar faydası olur diye düşünüyorum. Şimdi ben sizi dinlerken kendim iç sesim, izleyicilerimiz de mutlaka aynısını söyleyecekti. Biz bunları hepsini yapıyoruz. Kesinlikle. Çünkü öğrencilerimizi görüyorum cepte, pantolonda ve gömlekte. Evet. Bizler de çantanın en dış değil de en içinde. Kesinlikle. Mümkünse de elimizde tutuyoruz. Evet. Hele diyorsunuz ki yastık altında olmasın, onu evet. Birçok kişinin yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle. Odadan uzak dursun diyorsunuz ama biz bunları kendimiz aslında. Ufak bunlara dikkat ettiğimiz takdirde daha fazla yani ne kadar özelliği, telefonlarımızın özelliği ne kadar yükselirse o kadar zararı fazla olur diyebiliriz. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.